Herkese merhaba millet. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Bugün benim doğum günüm. Bugün ne yapıyoruz? Yağmurlu havada grill yapacağız. Evet arkadaşlar, bunları kaldırdık. Şunu da attım şöyle. 150 dereceye yaktım ve etlerimiz burada cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Evet, bugünden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yıllar önce bugün kardeşiniz Berkay doğmuş. Yani nasıl doğmuş bilmiyorum. Doğmuşum işte. Annem diyor ki seni çatır çatır doğurdum diyor. Babam hatırlamadığını söylüyor. Dolapdere'de, yani Kasımpaşa'da doğmuşum arkadaşlar. Zaten 20'li yaşlara kadar Dolapdere'de büyüdüm. tamam oğlum. Orada bana mı? Tamam mı bacım? Tamam oğlum. Tyson da bana mutlu yıllar diyor. Yeter Tyson. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Ya. Evet, o da şişta falan. Yan komşu arkadaşlar. Lağım patlamış. Dur. Happy birthday. Tamam yeter, koş. Evet arkadaşlar. Yani bugün böyle bir başlangıç yapalım dedim. Hadi bakalım şimdi etlerimizi pişirelim. Daha sonra da ufaktan hatunun size yaptığı hazırlığı göstereceğim. Kimimiz kimsemiz yok. Bir başımıza kutluyoruz arkadaşlar. O yüzden siz de bu psikolojilere hazır olun ki zaten ileride çoluğunuz çocuğunuz olduğu zaman onlarla birlikte kutlayacaksınız. Ve şunu da söyleyeyim, bunun öncesinde yani ben hanımla tanışmadan önce biz doğum günü moğum günü bilmezdik yani. Hatta bugün sabah uyanıyorum. Babam bana iyi ki doğdun yavrucuğum falan demek yerine başka şeyler yazıyor. Küfürler ediyor. Kızdırmışım adamı. Yazıyor da yazıyor. Annem hatırlamıyor falan yani. Biz bilmiyoruz arkadaşlar. Ama buradaki olay, buradaki insanlar bayağı bir üstüne düşüyor. Oğlum şuna da bakalım. Hadi bakalım etlerimize bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şu etlere bir bakalım. Of diyorum size. Hatun dedi ki az dedi pişir. Ay çok dedi pişir yani. Şey olmasın. Tamam dedim ben de. Şimdi. Oh yeah arkadaşlar. Ya benim gibi etçilseniz, yani eti çok seviyorsunuz arkadaşlar. Burada yaşam cidden sizin hoşunuza gidecek. Neden gidecek derseniz. Çünkü et ucuz abi. Yani et ucuz. Tavuk ucuz. Her şey ucuz. Yani burada şey yapabilirsiniz. Tyson sus oğlum, bu da her geçen avlıyor ya. Yanda. Yanlı insanlar var, onları avlıyor. Evet, bahçenin son durumunu da şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle ufaktan. Felaket. Ve dış tarafta az önce de gördüğünüz adam yan binada oturuyor. Yani şurada oturuyor arkadaşlar. Bu evle bu evin kanalizasyonu böyle alttan geçtiği için ne yapıyor abi? Geliyor. Alt tarafı alt kelaya indi. Ben anlamıyorum ya evin şeylerinden. Bunlar eski. Tyson Aos. Yeter ya. Ben anlamadığım için arkadaşlar. O geliyor, bakıyor, ilgileniyor falan. Çünkü onun annesi, babası, dedesi bile burada oturuyormuş. Yani onlar buraları bayağı bir biliyorlar. Ki bilmek zorundalar ki yan tarafımızdaki hastanede de adamın babası arkadaşlar görevliymiş. Yani ya doktor muydu? Bir şeydi yani, bir şeymiş. Tam bilmiyorum da bir ara onun evini de göstereceğim size. Kocaman evi var yani adamın. Evet arkadaşlar, hadi bakalım şimdi birazcık devam. Etleri közleyelim, şey yapalım yani. Güzel, onları yapalım. Bahçe tırt. Yazı bekliyorum. Bütün hepsini yıkıyorum arkadaşlar. Bunları falan alayını yıkıyorum. Yani şu gördüğünüz şeyleri falan alayını yıkıyorum. Şunları falan yeniliyorum, atıyorum genelde. Şuraları falan zaten biliyorsunuz hep biçiyorum, şey yapıyorum. Şuraları falan da biçeceğim ama bu yaz. Buraları falan da biçeceğim. Hep kaldıracağım yani şuraları falan, şuraları. Şuraları falan kaldıracağım. Böyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Mutlu yıllar. İyi ki doğdum. Evet arkadaşlar, etlerimizi çevirdik ve sohbetimize devam ediyoruz. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Hava bugün gördüğünüz gibi açık. Biz de bundan istifade ederek tam da güzel zamana denk getirdik grill olayımızı. Ama sabahleyin birazcık kötü başladım arkadaşlar. Neden derseniz, bugün hafta başı, bugün ürün ödemelerimiz vardı. Buradaki ve Türkiye'deki ödemelerimizi yaptık. Yaklaşık bir
17 bin liraya yakın şu anda bir giderimiz var TL'ye vurduğumuz zaman. Şimdi ufaktan ben size böyle giderlerden de bahsedeyim arkadaşlar. Evin giderleri, taksiti, işte ne bileyim kendi kişisel taksitlerimiz, kişisel aldığımız ıvır zıvırların taksitleri, sağlık sigortamız. Bunları zaten ileriki videolarda bayağı bir size anlatacağım arkadaşlar. Yani bu sağlık sigortasını ne kadar ödüyorum, yani iş kurduğumda bitiyor mu ya da iş kurmadan önce nasıldı, sonra nasıl? Bunları size ufak ufak şey yapacağım arkadaşlar, söyleyeceğim. Bizim şu anda sadece ben, hanım, çocuğa arkadaşlar Novitas sağlık şeyindeniz biz. Yani sağlık kuruluşuna bağlıyız. Sadece ona arkadaşlar 1100 euro aylık para ödüyoruz. Sağlığımız için, yani sigortamız için, şeyimiz için, özel sigortamız vesaire vesaire gibisinden. Bunların ne gibi avantajları var arkadaşlar? Kısaca şöyle söyleyeyim size. Bunları da ileriki videolarda göstereceğim size, söyleyeceğim size. Eşiniz doğum yaptığı zaman arkadaşlar normal doğumhanede değil de mesela jacuzzi'de doğurabiliyor. Ki Lito öyle oldu arkadaşlar. Lito jacuzzi'de doğdu. Bunları da size böyle hanımla birlikte bir sohbet videosunda gene anlatacağım. Ufaktan ufaktan onlarla da bilgilendireceğim. Yani Almanya'da doğum işleri nasıl? İşte ne bileyim hastane işleri nasıl? Sağlık sigortalarının işleri nasıl? Nasıl kayıt olunur? Nereler ucuz, nereler pahalı gibisinden ya da özelse neler? Ha bir de biz sadece bu Novitas'ın haricinde de arkadaşlar LFOM yani araba kasko sigortanız var ya, oradaki firmayla da çalışıyoruz. Yani nasıl çalışıyoruz? Ayrıyetten oraya da bir ödeme yapıyoruz. O da 3 aydan 3 aya arkadaşlar 200-210 euro. 210 euro da oraya ödüyoruz. Yani o da yıllık 700 euroya falan geliyor işte. Vergisiydi bilmem nesiydi falandı filandı. Ayrıyetten bir de onu ödüyoruz arkadaşlar. O da hem bu evin sigortası, hem ayrıyetten bir özel sigorta, ne bileyim eşya sigortasıydı vesaireydi vesaire. Sağlık daha önemli. Bir de arkadaşlar ondaki avantaj, Allah göstermesin oğlumuz Lito hastalansa, hastaneye gittiğimiz zaman arkadaşlar hemen bizi öne alıyorlar. Yani öncelik tanınıp alıyorlar ya da ben hastalandığım zaman beni öncelik alıyorlar ya da hanım hastalandığı zaman onları öncelik alıp arkadaşlar şey yapıyorlar. Bu arada hazırlıklar sürüyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Orada güzel yani şeyler yapacağız. Ufaktan etlere bakalım. Sonra devam edelim. Hadi bakın, bugün benim doğum günüm oğlum. Lütfen alta yorum olarak belirtin. Hadi. Wow, işte en sevdiğim arkadaşlar şey, şu suyunun atması yani. Ufak ufak çevirip, aslında ben bu ayarda seviyorum da şimdi götürürüm fırça yeriz ama herhalde ette çok güzel marine olmuş arkadaşlar ya. Hatun fena marine etmiş. Ben biraz böyle çiğ seviyorum yani. Ama tabii o şeyden şeye fark ediyor yani. Şimdi ben çiğ seviyorum diye hatun da çiğ yemek zorunda değil. Şunu şöyle bir çevirelim. Şu alttakileri de şununla şöyle bir, hatta şununla yapayım. Şöyle arkadaşlar, şunu şöyle bir işlendireyim. Tamam mı? Ya bu şeyleri seviyorum. Bu birketleri. Yani iyi oluyor. Amerikan birket alıyorum arkadaşlar ben. Yani bu Amerikan kanallarında gördüğünüz, yani Amerikalılar yaptığı şeyler var ya. Amerika'da yaşayanlar lütfen yorum yapsın. Bu birketler hakkında neler düşünüyorlar. Burada 2,5 euro arkadaşlar. 5 kilosu. Şöyle yapayım. Hatta şunu da şöyle biraz. Oh, biraz da şu dumanını gelelim. Evet. Tamam arkadaşlar, bunu kapatalım. Ve videomuza devam edelim. Hadi bakalım. Bunu pişireyim, sonra eve çıkacağız. Pasta falan yiyeceğiz oğlum. Hadi bay bay. Selam arkadaşlar. Lito, babayı mı çekiyorsun? Evet arkadaşlar. Ufak bir doğum günü şeyi. O kadar mı? Şöyle çekelim. Birazdan ev halkını da size göstereceğim. Şöyle bakalım. Bunun kremasını ben kırptım. Kırptım. Kırptım neydi ya? Çırptım. Çırptım. Evet hanımlar, bir merhaba diyeyim bakalım ya. Baldızlar. Efendim. Bak ya, Bergen. Bergen. Dünya güzelim. Efendim.
Bir şey ver ya. Neydi? Niye ona? Ne derlerdi doğum ya? Doğum günü kutlu olsun. Evet. Canım, seni çok seviyorum. Küçük de bekliyorum lütfen. Öpüyoruz. Bu Lipton'un. Evet. Hadi siz de kutlayın benim doğum günümü ya. İyi ki doğdun enişte. Ha? Teşekkürler. Lita sen de söyle babaya. Aferin benim oğlum. Evet. Şimdi video çekiyorum evet. 2, 3. Daha hızlı. Evet, çok parçalandım. Olsun, i̇stersen stüdyo mod, istersen stüdyo modunda yapabilirim yani şöyle spotlar mı potla selvo. Severim. Bıçaklı şeyi versene bebeğim. Hala getirmedin ama baldız ya. Getireceğim yeni taşını biliyorsun. Aynen. Arkadaşlar baldız yeni eve çıktı. Bakın bu da 4000 euroluk köpeği. 4000. Almanya'da bundan 6 tane var. Bir tanesi servişte. Ömrüş kom bizim Tyson'ımızdan kaç tane var? Bir tane. Nerede lan o? Tyson'ın hayatı. Ben onu aşağıda bıraktım sandım ya. Koku gelince gitti. Of of. Aa o ne demek kız? Kokusu sanki. Aslında şöyle bir makarna falan da yapabilirdik. Ne diyorsun? Evet. Şu an böyle şey tarzında. Ha böyle şey mi yapalım? Hafif yani yaptık doğum günümü bu sefer. Tamam mı Şükrü? Tamam. Babacım sakin ol. Sakin. Dur şu masayı çekelim birazcık. Hadi bay bay. Gerçekten.